İdlib'de yaşanan gelişmeler sonucunda 5 askerimiz şehit düştü. Türkiye'nin Suriye konusunda ne yapması gerekiyor? Hangi TV canım? Kayseri Radar. Ha, ya ben de gitmem lazım, ben emekliyim. Askerlere ne gerek var ya? İnan benim gitmem lazım. Çünkü ben askerde komandoydum. Hava indirme, jandarma komandosuydum, dağ komandosu. İnan yaralarım burada oldu. Beni gönderin ya, emekli olmuşum, devlete hizmet etmişim. Daha ne gerek var ki? Ben her gün sabahleyin 10 kilometre yan koşuyorum. Yani yaşarsan bakma, ne yaşı? Ben yaşlı değilim ki ya. Ben gitsem daha iyi olur yani. Gerçekten bunu samimi söylüyorum. Ben öyle şey, millet duysun falan filan diye bir şey yok yani. Benimki hayır, ben çünkü ülkücüyüm ben. Bu memlekette ülkücüler de olduktan hiç korkmayın. Tamam mı oğlum? Girip vurup ezip, önüne gelen ezip çıkacak, ne yapacak? Yapacağı tek bu çare yok, başka çaresi yok ki. Suriyeliler göndermiyorlar da onlar mı gönderir? Aslında Suriyeliler gönderecekler savaşa. Allah kahretsin onları. Hep onlar yüzünden bizim askerlerimiz ölüyor. Zamanında yapılan yanlış politikaların sonucu gayet normal. Geri adım atmaması gerekiyor. Geri adım attığı zaman hata yapar. Onlar da zaten geri çekilmeleri için bunu yapıyorlar. Geri çekilmeden devam etmesi gerekir. Ya Türkiye'nin tabii ki duyarlı olması gerekiyor yani. Bizden gidiyor hep şehitlerimiz. Çok üzülüyoruz yani. Allah sabır versin. Türkiye bu operasyona bence devam etmeli. Sonuçta belli bir sebepleri ve sonuçları var ve belli bir politikası var Türkiye'nin. Yani şehitler hepimizi üzüyor tabii ki ama buna operasyon bitene kadar devam edilmeli diye düşünüyorum. Türkiye'nin Suriye konusunda kardeş 4 milyon insan sınıra yığıldı. Zaten 4 milyon da içeride var. Nasıl kaldıracak biz bunu? Mecbur oraya bir operasyon düzenlememiz lazım ki o adamları İdlib'de toplayacak 4 milyon 5 kişiyi ki biz kurtulacağız bu sıkıntıdan. Allah rahmet eylesin öncelikle şehitlerimize. Bugün de Kayseri'mizde şehidimiz var. Zaten cenaze namazına gidiyoruz. Yani diyeceğimiz Allah ülkemizin yardımcısı olsun. Askerlerimize de Allah yardım etsin. Diyeceğim bu yani. Vallahi abi Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara Allah sabır versin. Ülkemizin de bu konu hakkında bence artık gerekeni yapması gerekiyor. Saldırarak gitsin yani abi. Çünkü sınırda Necmettin Erbakan'ın bir sözü var abi. Ne zaman ki sınırda bir sıkıntı varsa orayı almamız lazım. Çünkü almayı kaç yıldır almıyoruz yani bir sıkıntı yani hiç bitmedi. Vallahi kardeşim yani yani bence ev sahibi ülkeyle temas kurması gerekirdi bizim hükümetimiz. Keşke bunu daha önceden yapsaydı. Şimdi tabii bu saatten sonra biz her şeyimizle devletimizin arkasındayız. Yani bir tane askerimizin tırnağına zarar gelsin istemeyiz. Ama nihayetinde o ülkenin topraklarındayız. Oranın yönetimiyle bir şekilde temas kurulması gerektiğini düşünüyorum. Gereğini yapması gerekir. Yani gereği neyse onu yapması gerekir. Altta kalmaması lazım. Yalnız benim burada bir isteğim var. Bizden 5 tane öldü, onlardan 100 tane öldü diye bize bilgi verirse çok iyi olur. İşimiz yanıyor çünkü. Gereken tedbiri alıp gerekliliği sonra yapması gerekiyor arkadaş. Yani bu 8 tane geçen verdik, 5 tane dün verdik. Artık Suriye'ye artık kendine gelmesi için Türkiye'nin de bir etki göstermesi gerekiyor.